Biberin hoş geldiniz arkadaşlar. Yasmin Nefis Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mutfağıma. Yasmin'in mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir yemek çekiminde daha, vlogunda da sizlerle beraberiz sevgili dostlarım. Bugün 90. yemek vlogdayız arkadaşlar. Bugün vakit bulduk çok şükür. Çekimimizi yapalım dedik. Şu an saat kaç oldu? 12. Erken saatlerdeyiz. Tarihi de söylediniz. Bugün kaçı? 10 Ekim galiba. Evet, 10 Ekim herhalde. Evet, 10 Ekim. 2021 yılındayız arkadaşlar. Bu şekilde sevgili dostlarım. 90. yemek vlogda ben bugün ne bir yemek, ne bir tatlı, ne bir börek, ne bir çorba, hiçbirini yapmayacağım. Kurabiye yapacağım arkadaşlar. Bu benim 10 yıldır yaptığım tarifim. Yani deme oğlum, 10 yıldır falan aynı tarifle yapıyorum. Şimdi sizlerle birlikte beraber yapacağız. Elmalı kurabiye yapacağız arkadaşlar. Haydi geçelim yapalım. Sizler de inşallah çok iyisinizdir. Herkese, Cemil'cime herkes çok iyidir. Bu şekilde arkadaşlar biz hemen kurabiye yapımına geçelim. Evet, tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi elmalı kurabiyede ilk önce elmalı harcımı hazırlayacağım ki elmalı harcım soğurken ben hamurumu yoğuracağım. Çünkü hamurun içine bunu sıcak sıcak koyamam. Hamuru deler, mahveder. Şimdi elmalarımızı soyalım. Ben bu sefer rendelemeyeceğim oğlum elmaları. Şey yapacağım, kare kare doğramayı düşünüyorum. Ellerimi yıkadım arkadaşlar. Bu evde kalan yiyemediğimiz elmalar. Ben de bunları böyle değerlendireyim dedim. Bu köy elması çok güzeldi. Öyle duruyordu dolapta oğlum. Neyse, çekirdeğini de alalım şöyle. Şimdi alalım. Hadi oğlum, ben bunları soyayım. Ondan sonra görüşelim arkadaşlarla. Evet, tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi elmalarımı ben hızlıca soydum. Arkadaşlar elmalarım küçük küçüktü. Bu köy elmasıydı. Biz annemle beraber almıştık bunu. Buzdolabında duruyordu, yenmedi. Ben de böyle kurabiye yapayım, hem de size bir çekim yapayım diye düşündüm. Mıkılı mıkılıymış yani. Biz küçüğe mıkılı deriz. Mıkılı mıkılıymış arkadaşlar. Şimdi ben doğruyorum. Bu sefer rendelemeyeceğim. Aslında hep rendelerdim ben. Küçük küçük doğramayı düşünüyorum elmalarımı. Hızlıca doğrayacağım arkadaşlar. Çünkü elma çabuk kararır. Elmanın böyle bir özelliği var. Sizler de biliyorsunuzdur. Muz, elma gibi meyveler çabuk kararıyor. Muz da çabuk kararır oğlum. Hemen hızlıca doğrayayım ben. Hatta yavaştan açayım ağzını, altını. Şöyle kısığı alayım. Onlar doğradıklarım başlasın bile sotelenmeye. İşte bizler de iyiyiz arkadaşlar. Uğraşıyoruz. Yeni gelen takipçilerime hoş geldiniz diyorum. Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için, abone olduğunuz için çok teşekkürler. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Şimdi miföy hamurunu da arkadaşlar, böyle bir yabancı ülkede böyle bir tatlı var. Herhalde Avrupa'da, Fransa'da mı? Miföy hamurunun içine böyle elmalı miföy diye geçiyor. Miföy hamurunun içine elma koyuluyor, sarılıyor. O şekilde pişiriliyor. Çok güzel. Ben ondan da yapmayı düşünüyorum. Üzerine pudra şekeri koyuluyor. Ben bir kere onun daha değişik versiyonunu size yapmıştım oğlum, hatırladın mı? Ama ben
Bolovan şeklinde yapmıştım. Onu ben bu sefer sarmayı düşünüyorum. Elmalı milföy tatlı olarak da kullanılıyor arkadaşlar. Tatlı hamurunda. Yani milföy çok amaçlı. Gerçekten her türlü tuzlu, tatlı her şeyde kullanabilirsiniz. Sizler de biliyorsunuzdur. Benim söylememe gerek yok aslında. Herkes biliyordur. Şimdi arkadaşlar elmalarımı böyle küçük küçük doğradım. Ben bu sefer böyle dediğim gibi böyle küçük küçük doğrayıp böyle sotelemeyi istedim. Hep rende yapardım elmalı kurabiyemde. Şeklini de değişik yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz elmalı kurabiyenin klasik yapımında hamur böyle bir 15-16 santim çapında açılıyor. 8 eşit parçaya bölünüyor. Üst taraftan başlayıp sarılıyor arkadaşlar. İçe doğru. Sizler de biliyorsunuzdur. O klasik elmalı kurabiye yapımı. Ama ben bu sefer böyle atom kurabiye gibi yapacağım. Yani içine koyacağım. Bakalım nasıl olacak. Atom kurabiye biliyorsunuzdur. O da böyle içinde saklı, gizli kalıyor malzemeler. Evet, elmalarımız. Şimdi açabilirim altını. Çünkü bir de bunun soğuması var. Şimdi şekeri de önceden atmadım arkadaşlar. Çünkü ben biliyorum ki kaç kere denedim. Şeker ağdalaştırdı. Böyle yapış yapış oluyor. Şekerini ben sonra katacağım. Şimdi bu burada sotelersin. Bir yudum çayından alayım. Şimdi arkadaşlar hamurumuzun malzemelerine gelelim. Malzemeler orada. Ha, gözükmüyor. Deniz'i çağırmam lazım. Deniz, hamurun malzemeleri gözükmüyor anneciğim. Eğmemiz mi lazım şeyi, tripodu? Hamura geçtim. Şimdi ne yapıyoruz? Hamuru mu? Şimdi elmalar sotelersin oğlum böyle. Şimdi hamurumuzun malzemelerini gösteriyorum. Yani söylüyorum arkadaşlar. Bu benim 10 yıldır falan yaptığım tarifim, kurabiye. Kurabiye tarifim yani. Ben hiç başka tarif kullanmıyorum. Bir tek vanilyayı bulamadım oğlum ya. Neyse vanilyasız olsun artık. Aslında arkadaşlar içinde vanilya da var. Kabartma tuzu da var da ben kabartma tuzu bu sefer katmayacağım. Çünkü kurabiye şişiriyor. Kurabiye olduğu gibi kalsın istiyorum. Yani yaptığım boyutta. Şimdi 250 gram margarin kullanmayın arkadaşlar. Yani gerekirse mutlaka tereyağı kullanmaya çalışın. Gerçekten kurabiyelerde ben kaç kere margarinle de denedim. Fazla lezzetli yapmıyor. Defalarca yapmışımdır oğlum margarinle de. Ama tereyağının lezzetini vermedi hiçbir zaman. Mesela baban da bu daha değişik oldu dedi. Şimdi 250 gram tereyağı. Elmalı iç harcımızın içine göz kararı ceviz. Şöyle arkadaşlar bir tatlı kaşığı kadar mahlep. Mahlep unu var. Bu çok güzel bir tad veriyor. 3 dolu dolu 3 yemek kaşığı pudra şekeri hamurun içine dolu dolu olacak ama arkadaşlar tepeleme. 1 çorba kaşığı yoğurt, taze yoğurt, 1 yumurta, yarım su bardağı, küçük su bardağıyla sıvı yağ. İç harcı içinde buraya 4 yemek kaşığı şeker koyacağım. Yemek kaşığının içine şeker atacağız. Cevizlerimizi atacağız. Bu da iç harcı malzemeleri. Bunları böyle alalım. Yani bunlar iç harcı malzemeleri. Şunlar da hamurun malzemeleri. Şimdi ben oğlum geçeyim yavaş yavaş hamuruma. Şekerimi de yavaş yavaş atayım aslında. Birazdan bunu indireceğim. Zaten bu kurabiyenin içinde de pişecek. Şöyle arkadaşlar 4 yemek kaşığı şöyle şeker, toz şeker katıyorum. Şöyle dolu dolu. Hatta 5 de olabilir. Elmanın ekşiliğine ve tatlılığına göre bu değişir arkadaşlar. Yani ekşi elma gerçi kullanılmıyor bunda. Şekerimiz de kalktı.
Yani zaten hamurun içinde pudra şekeri olacak. Üzerine pudra şekeri serpeceğiz. Elmamız da biraz tatlı. Bir de elma harcının içine de şeker kattık. Yani bence yeterli. Evet, şimdi elmalarımız sotelensin. Tarçının da arkadaşlar en sonra atıyoruz. Hatta 5 tane atayım hadi. 5 yemek kaşığı. Aslında bu yarım bir çay bardağı toz şeker bunun malzemesi. Evet. Şimdi pişsin bu. Şekeriyle birlikte. Aslında biraz daha sonra atmayı düşünüyordum ama biraz elmalar sulanmadı gibi geldi bana. Yine de şekerini attım arkadaşlar. Evet, bu kaynasın. Şimdi hamuruma geçiyorum. Ununu gerekli ölçüde ilave edeceğiz. Şimdi önce tereyağımı atayım. Şöyle tereyağı, şöyle pudra şekerim, yoğurt, maklebonu, sıvı yağ, yumurtamı yıkadım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yumurta tamamdır. Elimi yıkayıvereyim oğlum. Şimdi unumu alıyorum. Kürek varmış içinde. Bir yandan da buna bakayım. Hem hamur dinlenir oğlum. Gerçi bunu soğumasını da bekleyeceğiz ya anneciğim. Şurada da tavan var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biz şimdi onda bir kızartma yapacağım ben. Bakayım nasıl gözüküyor ocağımdan. Ha, gözükmüyormuş. Tamam. Kusura bakmayın yani. Orada ben birazdan bir şey kızartacağım. Daha biz bir şey yemedik. Önce dedik çekimimizi yapalım. Ondan sonra Deniz'inle yemek yiyeceğiz. Kahvaltı yapacağız daha doğrusu arkadaşlar. Evet, bu böyle olsun. Cevizi bunun içine katacağım, dövüp tarçınını katacağım en son. Şimdi hamuruma dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben şimdi burada gerekli oldukça un katacağım. Şöyle unumu bir şey yapayım. Ya ben unu eleyip düşünüyorum ama o şeyi de şey yaptım ya. Ne oldu? Eleme şeyimi bozdum. Bismillahirrahmanirrahim deyip oğlum hamuruma geçiyorum arkadaşlar. Önce şu malzemeleri ben bir yedireyim. Ellerimi yıkadım. Ellerim temiz, sürekli suyun içinde. Ha Deniz, bak unuttum. Bak şurada oğlum şey var, sirke var. Şu şişe. Ha o, hayır onun önünde. Bu mu? Ha o, onu versene oğlum bana. Arkadaşlar şöyle çok az, biliyorsunuz tuzlu kurabiyelere de katılıyor. Şöyle ben çok az göz kararı sirke katmak istiyorum. Hıyır hıyır yapsın. Tamam. Yeterli bence. Biliyorsunuz, bir çay kaşığından daha az. Evet, şöyle bir çorba kaşığı arkadaşlar. Bu kıyır kıyır yapacak, böyle dağılır ağızda. Bir çorba kaşığı. Yaklaşık yani göz kararı kattım. Evet. Bir çorba kaşığı. Tuzlu kurabiye de biliyorsunuz katılıyor. Şimdi ben bunu böyle yedireyim. Tereyağını buzdolabından çıkardık. Biz aslında onu bekledik. Çekim yapmadan önce ben onu bekledim. Oda sıcaklığı. He bir de arkadaşlar yani oda sıcaklığına gelmesi gerekiyor. Tereyağının. Artık atayım yavaş yavaş. Ben bu unu Bim'den aldım arkadaşlar ama içinden sert sert un şeyleri çıkıyor, böyle sert sert. Allah Allah, halbuki efsane un çok güzel.
büyük paket almıştım. Oğlum onun içinden böyle sert sert bir şeyler çıkıyor. Dökeceğim oğlum dur. Evet arkadaşlar, kıvamını buldurana kadar böyle yavaş yavaş yoğuruyoruz. Yani öyle hemen ununu katmıyorum. Biliyorsunuz kurabiyelerde aslında çok da fazla yoğurmak iyi değil. Hemen şöyle kıvamını buldurduğuma toparlayacağım. Şimdi zaten o ununu verdikçe toparlanacak. Ya bu unun içinden çıkan sert şeyler nedir? Allah Allah. Bakın şimdi size göstereceğim arkadaşlar unumu. Hayret ya. Tereyağı yumuşat ya arkadaşlar. Şimdi sürekli şey oluyor. Sıcaklıkla birlikte mayışıyor. Toparlıyor kendini hamur oğlum. Un verdikçe toparlıyor. Kurabiye hamuru fazla yoğurulmaz. Hemen elimi hızlı tutup söyleyeceğim ama BİM'dekilere. Aa. Baksana sert sert. Yani bunu söyleyeceğim valla BİM'dekilere. Sizden un aldım. İçinden diyeceğim bir şeyler çıktı sert sert. Ben iki paket böyle büyük un almıştım arkadaşlar. Bir kış böyle yerim diye. Yani bir daha dedim un alma, bir kış yerim. Bir tanesi bitti bile. İkinciyi işte kullanıyorum. Herkes uygun fiyat diye herkes almıştı. Kurban Bayramı'ndan önceydi herhalde. Evet, Kurban Bayramı'ndan önce almıştım. Az daha vereyim. Şuna da bakalım. Tamamdır. Ben bunu şimdi kapatıyorum arkadaşlar. O oldu bile. Elmalarımızı soteledik. Bence hamurumun da kıvamı iyidir. Baksana. Ay vallahi söyleyeceğim BİM'dekilere. Gerçekten söyleyeceğim yani. Unumuzun içinden diyeceğim sert sert bir şeyler çıktı diyeceğim. Allah Allah. Satmasınlar bir daha öyle. Bak oğlum oradaki şeylerin. Ya bunlar normal ya. Gördün mü oğlum? Unun içinden çıktı onlar. Büyük paket almıştık ya. Sanki un böyle değil mi? Katılaşmış. Söyleyeceğim ama. Neye? Bunu Kurban Bayramı'ndan önce almıştım ben bu büyük iki paket unu. Ya de fabrikasa dönün ya. Bunu şey yapamazlar ki, denetleyemezler ki. Hmm.
Hayır, 2 kiloluk paketlerde böyle bir şey olmuyor. Büyük paketler. İşte bize denk gelmemiştir. Olmuştur illa ki. Hayır oğlum, ben biliyorum büyük paketler, şey küçük paketler. İşte sen aldığında olmamış olabilir ama her türlü olmuştur. Şimdi şunu bir kaldırayım anneciğim. Şu şeyleri de alalım gözümüzün önüne. Şimdi bu hamur bir dinlensin. Anneciğim bir şurayı bir toparlayayım. Evet arkadaşlar, şimdi bak elmamız azıcık kaldı oğlum. Şimdi cevizlerimi şöyle bir iri kıyım, şey yapayım oğlum, döveyim tavanda. Şeyime, doğrama tahtama çat çat vurmayayım. Arkadaşlar değilse orada hamur aşırıyor. Hamur aşırıyor. Mı aldın? Evet, hamur gözüksün diye şöyle aldım onu. Tarçınımız burada arkadaşlar. Şimdi tarçınımızı, cevizimizi katacağız. Güzel bir iç harç hazırlayacağız. Ben böyle iri iri seviyorum ama acaba döktük hep. Evet. Şimdi arkadaşlar tarçınımı da katıyorum. Şöyle bir çay kaşığı yeterli. Az bir şey daha katayım. Bir bakalım rengine, meyngine. Çok tarçın da rengini böyle simsiyah ediyor elmanın. Evet, iyi bence rengi. Evet. Bakın arkadaşlar, hamurumuza çok güzel oldu. Şöyle biraz çekiyor mu oğlum? Evet, çekiyormuş. Şimdi ben bir şeye bakacağım arkadaşlar. Kurabiye hamurumun orantısına, yani büyüklüğüne, şekline. Şimdi şöyle iç harcı koyup bakayım. İlk defa çünkü ben bununla şekil veriyorum. Evet, böyle olacak. Çok yumuşak olmuş. Biraz daha ama iyidir ya. Şu bence iyidir. Ya da biraz daha küçülteyim. Şöyle şeyini ayarlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Boyutunu. Şöyle ben ayarlayacağım. Ondan sonra kaç tane kurabiyem çıkmışsa onu, iç harcını da ona göre ayarlayacağım arkadaşlar. Böleceğim yani. Hatta belki biraz küçültebiliriz. Bakalım kaç tane çıkıyor. Şöyle ben bir ayarlayayım. Yedi, sekiz, şunlar şöyle, dörde değil mi istersen? Hamur.
Dur oğlum, şeyleri ayarlıyorum. Hamur var ya, yumuşacık bir hamur olmuş. Tadı nasıl oğlum? Güzel. Bu tatlı. Evet. İstersen dur diyeyim ya. Aynı şeyler oluyor. Tamam, ben hatta bir tane yapayım. Ondan sonra ben durdurduktan sonra bir tane yapayım, deneyeyim. Ondan sonra da takipçilerimize gösterelim oğlum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar, böyle böyle ben kurabiyelerimi yapıyorum. Yalnız ben biraz dolgun olsun istedim. Büyük büyük yaptım. Zaten kabartma tozu da yok. Bunlar bu şekilde kalacak arkadaşlar. Yani boyutları böyle kalacak. O yüzden büyük yapmamla sıkıntı yok. Yani bakın şekli çok güzel oldu. Ben bunu bana annem alıverdi bir ara. Şimdi ben kalbura bastı tatlısı, tatlımı da bu artık bu şeyle yapacağım oğlum. Kalbura bastı yapmak için aldık zaten biz bunu. Kalbura bastı da bu şey burada bununla şekil veriliyor. İyi sığacak kurabiye şeyim tepsime. Şimdi bakın arkadaşlar, ben burada böyle iç harcımı böldüm hep. Hamurumu burada açıp iç harcımı koyuyorum. Şurada da bölmüştüm kaç tane kurabiyem varsa o kadara. Bakın böyle şekli verip yayıp içine doldurup buradan böyle birleştirdiğim zaman, bakın ters çevirdiğimiz zaman böyle çok güzel bir şekli oldu. Evet. Bakın böyle bunun üzerinde şekli veriyorum. 5 tane kaldı. İç harcımıza bakalım. 5 adetlik iç harç olması lazım burada. Tamam, var. Durdurdun mu? Yok. Anneciğim video açık kalsın. Şey yapalım. Sonunu göstereyim takipçilerimize. Sonunu beraber bitirelim. Bir ellerimi yıkayayım arkadaşlar. Elimi yıkayayım. Bunun servisinde de ne yapacağız? Pudra şekeriyle süsleyeceğiz. Ben aslında el kolu kurabiye hiçbir zaman böyle şekil vermiyordum. Ama ben bu sefer böyle yapmak istedim. Tuzlu kurabiye mi de böyle yapabilirim. Hatta benim kalıplarım da var. Ben yeni kalıplar da almıştım ama. Yeni aldığım kalıplarımı şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar bakın, yıkanacak daha poşetin içinde. Bunlarla tuzlu kurabiye yapacağız oğlum. Mahlepli arkadaşlar. Leblebi tozlu. Ben yaptım, çok güzel oldu. Onu da bir gün yapacağız. Leblebi tozu o kadar güzel bir lezzet katıyor ki arkadaşlar. İnanılmaz bir lezzet katıyor valla. 4 tane sığacak herhalde. Ha oğlum tepsime. Bak bu da benim bir ölçüm olsun yani. Baban geldi mi şimdi yaparız. Yani bu kadar çıkıyor. Ay tamam, inşallah çizmedim. Demir kaşıkla alıyorum. Bak sona doğru iç harcı fazla oldu. Görüyor musun oğlum? Halbuki ayarladım da. Çok güzel şekil oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Bitirmek üzereyiz. Götüreyim istersen. Fırını açayım oğlum ben. Kaç derece? 180'de açılıyor oğlum kurabiyeler. Hiçbir zaman çok yüksek ısıya verilmez kurabiye. 180. Börekler 200-250 olabilir. Yani 200. Hatta börek bile 200. Tavuk falan işte oğlum şey. 250'de. Mesela böyle patlıcan kebaplar, tavuklar. Onlar yüksek ısı. Börek 250 olabilir. 200-220. Yani börek kaldı. Hatta ben böreği bile çok yüksek ısıya açmıyorum. 180'de başlayıp üstünü 200'de kızartıyorum. İçini pişirttiriyorum. Şimdi bir tane... İstersen sonuncuyu bırakma rengim. Nasıl? Hamuru mu? He. Yemek mi istiyorsun? He, baksana zaten orada sıkıştırmaya gerek yok. Tamam. Ama o hamur küçük. Arkadaşlar hamuru yiyecekmiş o. Deniz bunu... Lüp ağzına atacak. Şimdi ne yapıyoruz? Peki oğlum bunu da ye o zaman. Ha, işte onunla. Şimdi ben bunu tamam, fırınımı açtım anneciğim. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Sayalım bir arkadaşlar. Bakalım bu
ölçümüzle bu boyutta kaç tane kurabiye çıkıyor? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 5 tane de ortada var. 16 tane kurabiyemiz ama bu boyutta. Mesela ben o öteki kurabiyeden yapsam 40 tane çıkıyordu oğlum. 40 taneye yakın çıkartıyordum. İnce ince açım sarılıyor ya. Ama ben böyle dolgun bir kurabiye olsun istedim arkadaşlar. Şimdi biz arkadaşlar kapatalım videomuzu, durduralım. Ben bunları fırına atayım, pişireyim. Serviste sizlerle görüşelim. Bulaşıklarımı halledeyim. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Tekrardan hoş geldiniz sevgili takipçilerim, sevgili arkadaşlar. Ben fırında pişirdim kurabiyelerimi şöyle. 180 derecede kaç dakika? Yok oğlum, 180'de biraz içini çeke çeke pişirdim. Sonra 200 attım oğlum. Hı. Kızarttım hafif. Yani bir 15-20 dakika öyle, bir 15 dakika öyle, bir 15 dakika öyle. Biraz kurabiyenin hani tok kalındı ya, içi pişmez diye bayağı bir pişirdim. Şimdi arkadaşlar üzerine pudra şekerini serpiyoruz. Allah Allah. Bundan olmadı mı? Ver. Ben mi yapamadım oğlum anneciğim? Sen yap bakayım oğlum. Şöyle şöyle yapalım. Evet. Sıcağıyla dökmemiz lazım arkadaşlar ki tatlı tatlı içine çeksin. Şu üzerlerine bayağı gelsin oğlum. Direkt atmayalım mı ya? Üzerlerine tok, üzerlerine dökmeye çalış oğlum. Şu an kamera açısından tam tersi oluyor mu? Aslında şöyle şu güzel oldu bak. Öyle öyle dökmek lazım. Çok fazla da değil. Şimdi ben bunu dur oğlum. Sen onu dök oğlum. Tabağımızı alacağım. Ha öyle bir de fotoğrafını alalım şeyin. Şey de pudra şekerli fotoğrafını da alalım. Benim telefonuma da alabiliriz ha. Sen fotoğrafını sonra çek. Tamam oğlum, öyle üzerine boca etme. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunu sıcağıyla çıkaracağım artık. Bak az dökülmüş bazıları. Bak oğlum şunda az da çürümüş. Neyse. Fazla dökülmesi gerekiyordu. Şimdi. Ay, ters tuttum. Of 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 düşürdüm. Ah arkadaşlar var ya, acele ediyoruz. Çünkü biz dışarıya çıkacağız. Acele ediyorum ya. Su doldurmaya gideceğiz. Annemler aradılar sevgili dostlarım. Acele ettiğim için o düştü. Dök anneciğim sen, az gelenlere dök mesela. Bak az oldu. Bak çekti oğlum. Pudra şekeri çekti bir de, biliyor musun sıcağıyla? Ya anneciğim. Şimdi ben bunun bir içini açıp göstereceğim. İzleyicilerimize oğlum, takipçilerimize. Oğlum yapma öyle. Yapma öyle, bak şey yaptın. Yapma öyle oğlum. Kabuk gibi açayım. Şimdi bir şey yapacağım. Hamuru hıyır hıyır olmuş mu test edeceğiz arkadaşlar sizlerle. Bakalım. Bu servis tabağımız olsun. Şimdi yola da koyarız. Yeriz yolda. Evet. Şimdi çok sıcak. Bakalım nasıl açacağız. Şurada fotoğrafını da almadık. Ya artık o başlayalım. Dur. Ha? Bak nasıl açacağız. Nasıl? Ay keşke onun fotoğrafını almadık. Kafam dağıldı. Şununla açayım mı direkt? Şununla da olur. Bak bununla daha iyi olur bence. Tamam. Cama fazla vurduk mu? Hangisini? Şunu da fotoğrafı almadık. Ya artık neyse. Zaten ne bak var? Kolayca şey oluyor. Evet bakın arkadaşlar, hıyır hıyır. Oo. Çok sıcak. Bakar mısınız arkadaşlar kurabiyeye? Şu an çok sıcak. Bunun birkaç saat sonrası tadını alırız oğlum. Yani daha güzel olur. Birkaç saat sonra bunun tadına bakmak lazım.
harika bir lezzet olacak yani. Bakın arkadaşlar, içi de böyle. Çok sıcak, ufalayacağım da. İstersen şurada da test yapabiliriz bak. Yani hıyır hıyır. Bakın arkadaşlar hamuruna. Şöyle bakın. Bakın bakın, dağılıyor. Şu an çok sıcak. Yani. Ya. Bu böyle dursun. Daha çok rahat belli oluyor zaten bak. Evet. Bak göstereyim, elimle bile dümdüz dalı şey yapabiliyorum. Göster oğlum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hıyır hıyır. Yani elimizle bile dağılan, ağızda dağılan bir elmalı kurabiye elde ettik. Ben bu sefer şeklini böyle yaptım. Fotoğrafını burada çekeriz artık oğlum. Böyle oldu. Sevgili takipçilerim. Sizinle başka bir yemek videosunda tekrar buluşmak üzere. 91. yemek vlogda görüşürüz. Ben aslında talaş böreği çekecektim. Sürekli talaş böreği çekeceğim dedim sizlere de. Ama onu çekmedim. Elmalı kurabiye çektik. Belki bundan sonra talaş böreği çekebilirim. Sizlerle birlikte olmaktan çok memnun oldum. Kanalıma her zaman beklerim. Tekrar diyorum, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili takipçilerim. Yeni gelen takipçilerime de çok teşekkür ederim. Abone oldukları için, beni tercih ettikleri için. Bu tarifi yapmanızı isterim arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Görüşürüz. 91. yemek blogda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.